Cumhuriyeti göre vermiş cefakar kadınlarımız oldukça asla yalnız değiliz. Sayın parti büyüğüm, değerli divan, sayın başkanlar ve partimizin temeli olan siz onurlu delegeler, hepinize yürekten merhaba. Değerli dostlar, başlamadan önce diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum ve kendileriyle yarışmaktan mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Geliyoruz. Kadınlar, gençler, işçiler, çiftçiler, ezilenler, omuz omuza iktidara geliyoruz. Kadınlar diyoruz, evet. Şunu belirtmek isterim ki, biz kadınlar olarak kimsenin avradı değil. Bu cumhuriyetin kadınlarıyız. Kadınız biz, kadınız. Yoldaşlarım, Türkiye'nin geldiği durum ortada. Karşımızda 20 yıllık bir iktidar yok. Cumhuriyet tarihinden bugüne İçinde kini, nefreti, kar topu gibi büyüten bir grupla karşı karşıyayız. Bunlar ideolojik değiller. Siyasi altyapıları da yok. Bunlar geldiklerinde önce insanlarımızı yoksullaştırdılar. Sonra sadaka kültürüne alıştırdılar. Daha sonra kendilerini mecbur bıraktılar. Bugün Türkiye'de insanlar kutuplaştırılmış vaziyette. Eskiden siyasi partilerine göre ayrım yapılırken geldiğimiz noktada sizden olanlar, olmayanlar. Türkiye'yi bu noktaya getirenlere karşı biz omuz omuza sokaklarda mücadele edeceğiz. Bakın değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir partidir ki dünya siyasi tarihinde devletler partileri olur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran partidir. Savaş meydanlarında kurulmuştur. Bugün Cumhuriyet'in köklerine dinamit koyulmuş vaziyette. Ve bizler bu noktada omuz omuza verip bunlarla mücadele edeceğiz. Türkiye'de sosyolojik bir değişim var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 6 farklı siyasi görüşü memleket kaygısıyla bir araya getirdi. Tek gayeleri memleket kaygısıydı. Çünkü Türkiye gerçekten kötü bir durumda. Bugün insanlar yaşamak değil, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu noktada muhalefet artık başka bir boyuta gelmiştir. Toplumsal muhalefete gelmiştir. Bizler yerellerde sağladığımız başarıyı ve oluşturulmuş bu sinerjiyi omuz omuza genel iktidara taşımak zorundayız. Kurulun adı Kılıçdaroğlu! Bir gelenek 3 lira. 3 çocuk yapın diyor Beyzadem. Ancak o 3 çocuğa kim bakacak belli değil. Asgari ücret 4253 lira. Deprem bölgesindeyiz. Kiralardan hepimizin bilgisi var. Bugün en kötü ev 2500 lira. Şimdi bu baba çocuklarına sadece gevrek yedirse bir
aylık gevrek gideri 1350 lira oluyor. Ne yapacak? Okula mı göndermeyecek? Yaşamayacak mı bu insanı? Yoldaşlarım, yolum uygarlık yolu. Yol göstericim Nutuk. Tüm delege arkadaşlarımdan bir şey rica etmek istiyorum. Arkanızı döner misiniz? Orada bir yazı yazıyor. Arkanızı döner misiniz? Ben değil, Mustafa Kemal söylüyor. Bütün ümidim gençliktir diye. Mustafa Kemal'i askerlediniz. Mustafa Kemal'i. Bana bu yolu Mustafa Kemal işaret etti. Örgütün teveccühü etti. Gün birlik olma günü. Gün omuz omuza verme günüdür. Biz tertemiz, bembeyaz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Hep beraber. Kavgasız, tartışmasız, tek hedefe iktidar olan bir sayfa. Biz her mahallede, her sokakta, her evde olacağız. Kadınlarımızla olacağız. Gençlerimizle olacağız. Partilerimizi ayrıştırmadan omuz omuza beraberce çalışacağız. Genel merkezimizde, il örgütümüzde, büyükşehir belediyemizde, ilçe örgütümüzde, tüm partilerimizle yan yana yol yürüyeceğiz. Beraber başaracağız. Memleket meselesidir. Ne demişti şair? Saraylar saltanatlar çöker. Kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için direnenler. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi bayrak örgütü sadece bir kişiyi değil, bir kadroyu değil, yeni bir anlayışı iktidara getiriyor. Yeni bir kadroyu değil, yeni bir başlangıcı seçiyor, bir mücadeleyi sahipleniyor. Şimdi, altı farklı siyasi görüş bir araya geldiyse, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak birlik ve beraberlik kavramlarını tozlu raflardan indirip omuz omuza sokaklarda iktidar mücadelesi vereceğiz. Benim ilçe başkan adayı olmaktaki tek bir amacım vardır arkadaşlar. Bayraklı'da 101 bin olan Cumhuriyet Halk Partisi oyunu 150 bin yapıp partimi iktidara, genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına taşımaktır. Girmedik ev, sıkmadık el bırakmadan, sokaklardan geri durursak da namerdiz. Gençlik kollarından parti meclis üyeliğine kadar. Her kademesinde görev yaptım. Bir fiil hayatımı bu parti için feda ettim. Helalinde hoş olsun. Bir canım var bu partiye feda olsun. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben Anadolu'yum. Ben tepeden Yeah.
dostlarımızla birlikte bu ülkeye huzuru getirmeye hazır mıyız? Barışı getirmeye hazır mıyız? İktidar yürüyüşünün ateşini bayraklardan yakmaya hazır mıyız? Değerli arkadaşlar, bu demokratik bir yarıştır ve örgüt iradesi tecelli edecek. Yarın sabah uyandığımızda beyaz, mavi ve sarı listede bizim. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kazanan istemiyorum. Daha fazla yormak istemiyorum. Ancak şunu belirtmek isterim ki ben bu noktada önce gençliğime, sonra örgüt terbiyeme, bilgime, örgüt birikimime, tecrübeme ama en önemlisi bu partinin sağduyulu ve onurlu delegelerine güveniyorum. Ailem Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben örgütte büyüdüm. Bu parti kurulurken sokak sokak parti kuruluşuyla ilgili bir ailenin evladıyım. Bu uğurda mücadele vermiş bir ailenin evladıyım. Emekli ikramiyesini bu parti için harcamış bir babanın kızıyım. Aile olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bildim. Ve bu noktada kendime, aileme, sizlere ve